Hız Yayınları 8. kurumsal deneme. Şimdi de matematik sorularını öğrencimizle beraber doğaçlama çözmeye çalışacağız. İlk defa açtık biz de, soruları yeni gördük. Şimdi bakalım. Diyor ki aşağıda dikdörtgen şeklin biçiminde ve aynı renkteki özdeş olduğu 6 levha verilmiştir böyle. 6 tane levha var. 252, 253 falan vermiş kenarlarını şöyle şunların. Şimdi diyor ki bu levhaların tamamı kenarları boyunca yapıştırılıyor ve şekildeki gibi dikdörtgen prizması şeklinde bir kutu elde edilmiş. İşte morları herhalde böyle aşağılara yapıştırmış, mavileri böyle kenarlara, kırmızıları da şuralara yapıştırmış. Buna göre mor kutunun yüzeyleri birim kare cinsinden alanları nedir diyor. Şimdi mor kutunun şimdi bir kenarı değil mi? Şurası 2 üzeri 4 olacak. Hemen şöyle yazalım. Mor kutunun şöyle bir kenarı 2 üzeri 4. Şurası da yalnız bir tarafı 2 üzeri 2, bir tarafı 2 üzeri 3. Uzun kenar yukarı gidecek. Uzun şuraya, şurası 2 üzeri 2 olan kenar olacak değil mi? Şurası da 2 üzeri 3 olan kenar olacak. Yani bu 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 3 gibi bir şey oluyor değil mi? 2 üzeri 7 oluyor. Tamam. Bu kolaymış. Geldik şimdi ikinci soruya. Bir tanesi diyor. Bir tanesi. Evet, iki tanesi olsaydı 2 üzeri 8 çıkardı. O da çıkardı, yok. 2 üzeri 7. Şimdi diyor ki aşağıda verilen ön yüzleri yeşil, arka yüzleri sarı olan biçiminde bir karton. Tam ortadan işte iki kenarına katlanıyor. Daha sonra elde edilen parça bir daha katlanıyor. Ondan sonra da diyor ki katlanan bu parçaların bir köşesinden 8 santim, diğer köşesinden 4 santim uzaklıktaki şöyle bir yeri ne yapıyor? Uzun kenarı kısa kenarın iki katı olduğunun ne yazıyor? Bir dakika. Uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katı kadar bir dikdörtgen biçiminde bir parça kesiyor. Yani şurada bir parça kesmiş. Şurasını işte x demiş. Şuraya 2x demiş değil mi? Böyle bir parça kesmiş yani buradan. Benim anladığım kadarıyla. O halde buradan zaten şeyle çıkmıyor mu? Normalde bunun bir kare olması gerekiyor mu? Değil mi? Kare yani 4 artı 2x eşittir 8 artı x. 4x oluyor şurası. Evet. Peki dursun bakalım. Şimdi diyor ki buna göre açılan bu parçayla başlangıçtaki kartonun benzerlik oranı hangisidir diyor. Şimdi bakalım. Bunu şöyle bir kere yukarı doğru açtığımız zaman şöyle tekrar şöyle açtığımızı düşünelim. Tamam mı? Şurası da 8 artı x olacak değil mi? Şurası 4 artı 2x zaten. Bunu bir de yana doğru tekrar açtığımız zaman yani şu 4 artı 2x şurasıydı değil mi artık? Bir 4 artı 2x de buraya geldi. Şurası zaten yine 8 artı 2x artı 8 artı 2x'di. Yani 8 artı x'in 2 katıydı şurası. Şimdi o zaman buradaki ilk baştaki kenara bakalım. Şimdi şuranın bir kenarı 16 artı 2x. Şurası da 8 artı 4x değil mi? Şimdi benzerlik oranımız bu şekilde. Bu bir dursun. Tamam, bu bir dursun. Buradaki küçük kartonun da şöyle, bu küçük kartonu da aç diyor muydu? Bir ona bakayım. Kesilip alınıyor ve bu parça açılıyor diyor. Küçük kartonu da açmış. Küçük kartonu da açtığı zaman şimdi şuradaki x'in aynısı bir x buraya gidecek değil mi? Şöyle olacak önce x. Şurası da 2x'ti. Sonra bu 2x'i de yana doğru açacak. Yani şöyle bir şey olacak. Şurası 4x, şurası 2x'li bir şey olacak değil mi? Peki şimdi bunların benzerlik oranına bakalım. Mesela diyelim ki bunların yalnız hangisi kısa kenar, hangisi uzun kenar, nasıl alacağız? Mesela şunu kısa kenar gibi düşünsek. Buranın kısa kenarının şöyle 8 artı 4x'in. Kare diyor. 8 artı 4x eşittir. Kare nerede yazıyor kare? Aa, kareymiş. Çok güzel o zaman. 16 artı 2x yapalım. Buradan 2x eşittir 8. X eşittir 4 çıktı zaten. X 4 çıktığına göre şurası ne yaptı? 16. 8 daha 24. Yani bir kenarı 24'e 24 oldu. Peki bu iyi de bunda bir benzerlik oranı olmaz ki o zaman. Bu bir kare. Kartonu yanlış açtınız. Nasıl yanlış açtım ya? 2x'e 4x. Şuralar x. Ama bir kenarı 2, bir kenarı 2. Bir de bu bir dikdörtgen oldu. Açtığımız mecbur. Şöyle. Şimdi şöyle bir daha gösterelim bunu. Şimdi adam şuraya x, buraya 2x demedi mi? Değil mi? Tamam. X'e de biz zaten 4 mü bulmuştuk? Tamam. Şurası 4. Şurası da 8. Tamam. Böyle bir şey kesti. Şöyle yapalım bir daha. Burası 4. Burası 8. Bunu açtığım zaman şuraya doğru da 8'e 8 oldu değil mi? Şöyle. Tamam, burası da 8 oldu, burası da 8 oldu. Doğru. Tamam, şurayı hatalı yaptık. 8'e 8 oldu. Yani açtığımız karton 8'e 8. İlk baştaki karton 24'e 24. O da 1'e 3 oran olacak değil mi o zaman? Şimdi bir daha şöyle bir hızlıca bir şey yapalım da. Hızlıca bir
Bir daha anlatalım. Şimdi biz şuradaki kartonu açtık değil mi? Evet. Yani şu kartonu açtık. Şimdi önce x'i 4 bulmuştuk zaten. Yani şurayı 4 bulduk. Şurayı 8 bulduk. Şimdi şu kartonu yukarı doğru ilk başta şöyle bir açtık. Burası da 4. Sonra bunu yana doğru şuraya da 8. Yana doğru da açtığımız zaman şöyle zaten çıkmış oluyor. Tamam. Neyse. 1 bölü 3 bulduk. Geçelim şimdi 3. soruya. Şimdi eğim sorusu herhalde. Diyor ki birinci trenin eğimi %75. 3 bölü 4'müş. 3 bölü 4 olduğuna göre şimdi zaten şu 3 bölü 4 dediği oran şurası. Yani şura bölü şura 3 bölü 4 değil mi? Evet. O zaman biz şuraya mesela x dersek şimdi ne olacak? X bölü 500 eşittir 3 bölü 4 olacak değil mi? Bu şimdi işlem yapalım buradan. 500 çarpı 3 bölü 4 x'i verecek. Peki 100'ü 4'e bölersem 25, onu da 5'le çarparsam 125. Değil mi? 125'i de 3'le çarpalım. 375. Şu uzunluk 375 oldu x uzunluğu. Onu bir silip düzeltelim bir daha. 375. İkinci eğimde %30'muş. Şimdi şurası 400 olduğuna göre, %30 olduğuna göre şuraya da mesela k desem. Yani k bölü 400 eşittir 3 bölü 10 değil mi? %30 3 bölü 10 yapar. Şimdi şunu götür. Şurası 120. 40 kat arttığına göre bu da 40 kat artacak. Yani burası da 120 olacak. Şu K dediğimiz yer. 375 artı 120 değil mi? Şimdi bir saniye orayı şöyle ben çizmeden göremiyorlar ya. Şimdi şurasını 120 mi bulduk az önce? Evet. Değil mi 120? Bir dursun. Evet. Ha tabii 375 evet. Yani şunu demek istiyorsun. 375 burası, 120 de burası. En son zaten böyle böyle burayı bulacağız. Sonra ne diyor? Üçüncü bölümdeki trenin eğimi de bir ve ikinci bölümdeki yolların eğimlerinin çarpımıdır. Birinci yolun eğimi 3 bölü 4'tü. Değil mi? İkinci yolun eğimi ne kadardı? %33. Yani 3 bölü 10'du değil mi? Okay. Bu da o zaman 9 bölü 40 oldu eğimi. Tamam buna da 9 bölü 40 diyelim. Şimdi şurası 600. Şuraya da y desek. Yani y bölü 600 eşittir 9 bölü 40 olacak. 135. 135 yapıyor mu emin misin? 15. Şurası 15 katı. 9'un da 15 katını mı yapacağız? 15. 135 tamam. Şuradaki değer 135 yapıyor. O zaman neler bulduk? 135, 120, 375. Bunları toplayalım. 135, 120, 375. Bunları topla şimdi. 10'un sıfırı elde var 1. 10, 12, 13 elde var 1. 4, 5, 6. 630 çıkıyor herhalde. C şıkkı çıkıyor. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi ne yaptık? Bir daha bir hızlıca üstünden geçelim. Bize şimdi eğimleri vermiş. Şimdi birinci eğim şurası bölü şurası. Şöyle hatta lazerli kalemle göstereyim. Birinci eğim şurası bölü şurası. İşte buraya bir x değeri verdim. Burası 500. X bölü 500 işte %75. 3 bölü 4 oradan yürüdük. Ondan sonra ikinci eğim de yine şurası bölü şurası. Burayı zaten 400 vermiş. Şurayı bulduk. Üçüncü eğimi bize vermiş. Onu da şura bölü yani şurası bölü şurasından. Burayı zaten 600 vermiş. Şuradaki mesafeyi bulduk. Hepsini topladık. Şimdi geldik 4. soruya. Diyor ki aşağıda verilen yönetim saatinde 60 dakikaya kadar zaman ayarlaması yapılmaktadır. Şöyle şunda. Ve ayarlaması yapılan süre şekil 1'deki gibi yeşil renkte gösteriliyormuş. Mesela diyelim ki burada herhalde mesela 45 dakika zaman ayarı yapmış. Mesela burada 35 dakika zaman ayarı yapmış gibi değil mi? Bu kısım yeşil. Geri sayım boyunca her geçen dakika içinde azalmakta ve geri sayım içinde yeşil kısım tamamen beyaz oluyor. Yani mesela 45 dakikalık bir ayarlama yapmış. Ondan sonra işte burada bir 10 dakika geçmiş. Sonra bir 35 dakika daha geçmiş filan gibisinden. İşte burada onu anlatıyor herhalde. Alarm çalışıyor. Şekil 3'teki gibi en son alarm geliyor. Yani 45 dakika sonra alarm çalıyor. Neyse. Şimdi gelelim şu soruya. Bu saat diyor ki şekildeki gibi 55 dakikaya ayarlanıyor ve belirli bir süre geçtikten sonra durduruluyor diyor. Son durumda yeşil kısmın dakika cinsinden gösterdiği süre ile beyaz kısmın dakika cinsinden ifade ettiği sürenin aralarında asal olduğu görülür. Yani şimdi belli bir süre sonra şu an bu 55'teydi ya yeşil kısım. Mesela yeşile y diyelim bu 55'teydi. Şimdi bu yeşilden mesela bir x dakika kadar azaldı değil mi? 55 eksi x oldu değil mi bu? Peki ilk başta sarı renkli kısım ne kadardı? 5'ti değil mi? Şöyle şey sarı diyorum pardon beyaz. Beyaz değil mi o renk? Evet. Şuradaki ilk baştaki beyaz, beyazı da B diyelim. Bu da zaten 5 dakikaydı değil mi? Bu da artık 5 dakika artacak değil mi? Yani 5 artı X olacak. Yani şurası yeşil yer. Artık yeni yeşil yer olacak. Burası da yeni beyaz yer olacak. Ve bunların aralarında asal olmasını mı istiyor? 47'ye 13. Yani hangi şık oluyor o zaman? Bursun.
Bursa mı oluyor? 8 verelim bir bakalım. Yani geçen süre 5 8. 5 dakikaya 8 ekleyeceğiz. Tamam. 50 aynen 5 dakikaya 5 dakikadan şöyle 8 eklersek 13 oluyor. Buradan da 8 çıkarırsak 47 ve asal olmuş oluyor. Evet, bu şekilde bulmuş olduk bunu da. Geçelim şimdi 5. soruya. Şimdi burada ne diyor? Aşağıda ön yüzü pembe, arka yüzü yeşil şöyle renkli olan kare biçiminde bir kağıt verilmiştir diyor. Bu kağıt şekildeki bir doğrusal bir çizgi boyunda katlanıyor diyor. Yani şunu şuraya koymuş. Katlama sonucunda görünen yeşil renkteki kısmın kenarlarından taşan üçgenler, üçgen biçimindeki parçalar. Evet, şurada bir parça var. Bir tane de şu parça var, değil mi? Biri şekildeki gibi kesilip alınıyor. Yani şurayı kesmiş herhalde, değil mi? Şurası 90 derece. Buna göre alınan bu üçgendeki parçanın çevre uzunluğunu bize soruyor. Şimdi şurada bir 3 4 5 üçgeni hemen gözüme çarptı. Onu bir önce bir yazalım. 3 4 5 üçgeni. Diklik olduğu için şurası da 5 oluyor. Neresi anlamadım. Kalemle göster bakayım. Dik üçgen mi şurası? Tamam. Yükseklik olduğu için şurada 5 ise burada 5 olabilir mi? Yok öyle bir şey şu an. Nereden bulacağız ki onu? Sadece şuradaki üçgenle şuradaki üçgen benzer çıkıyor. Benzer çıkıyor. Yani bunun da kenarları 3K, 4K, 5K çıkacak. Şimdi peki neresi 3K, neresi 4K? Bak onu da şöyle bulacağız. Şimdi şuradaki açıyla şuradaki açı aynı ya. Bir de ikisinde de 90 derece var. O zaman şuradaki diğer açıyla da şuradaki diğer açı birbirine eşit olacak. O zaman bu açıların kenarlarına baktığımız zaman mesela şunun karşısında 4 varsa o zaman buraya 4K diyeceğim. Şurası 3K olacak, şurası da 5K olacak. Ama kaç 5'in kaç katı bilmiyorum. 3'ün kaç katı bilmiyorum. Şurayı 5K yazalım. Tamam. Çevre uzunluğu, üçgenin çevre uzunluğunu soruyor değil mi bize? Bir kere çevre uzunluğu şimdi zaten şunları toplarsak 3, 4 daha 7, 12K gibi bir şey çıkıyor değil mi? 12K. Onun katı olacak. Şimdi şıklarda 12'nin katı zaten bir tek 36 mı var? Evet. Evet, o zaman hiç uğraşmaya gerek yok. Direkt 36 şeklinde çıkmış oluyor. Diğer 5 soruyu da